Zamanlama Mandarı hoş geldiniz. Bu hafta da konuğumuz her hafta olduğu gibi esnaf, şair ve gönül adamı Çetin Takoç. Çetin abi hoş geldin. Hoş bulduk Sadi. Çetin abi sen akademide olduğun yıllarda devlet modellemeleri hakkında çok uzun araştırmalar yapmıştın. Arizona Üniversitesi'ydi değil mi hocam? Arizona açıklarındaydık, evet. Arizona açıklarında. Devlet modelleri vardı. Benim bildiğim kadarıyla komünist devletler vardı. Allah şükür bitti onlar. Çok şükür. Demokratik devletler, krallıklar var. Başka tip nasıl bir devletler olabilir Çetin abi? Yani doğrusu biliyorsun biz tarihte binlerce yıl çok büyük devlet gelenekleri oluşturduk. Bir sürü deneylemeler yaptık. Bütün bunların sonucunda Allah'a şükür son 18 yıldır insanlığın gördüğü en mükemmel bir devlet nizamını ürettik sonunda. Bu da şahıs devletidir. Yeni modelin adı. Aslında ne demokrasideki açıklar bunda var, ne padişahlık düzeninde, ne diğer dilsel düzenlerde. Bu şahıs devleti bugünkü modern çağın bu hızına en uygun düzen. Biliyorsun padişahlık düzeninde yani bu demokraside bir sürü bürokratik aksanlar vardı. Bunun kurum vardı yavaş. Hocam. Gereksiz kurum vardı bir sürü. Evet. Bütün bu kurumlar maalesef işleyişi yavaşlatıyordu. Zaten dünyanın bu kadar hızlandığı bir dönemde. Bak ben Ayvalık'tan, sen İstanbul'dan bu yayını yapıyoruz. Sen şimdi bu yayını düşün ki medyaskop demokratik bir düzende bir kanal olsun. Mümkün değil. Ama şahıs devletinde her şey bir şahsa bağlı. Sabah çıkıyor, neler yapacağını söylüyor. Tıkır tıkır işliyor. Şimdi biliyorsun bunun altyapısı da şahıs şirketlerinden modellenmiştir. Bugün anonim şirket kursan bir sürü ortak lazım. Aileden ortak alsan, yarın öbür gün dayınla ters düşsen şirkette sıkıntı. Limited toplasan, kursan en az 3 ortak. O imzayı attı, bu atmadı. Karar defteri oraya gitti, buraya gelmedi. Hocam AŞ kursan mecbur asgari limitte bir sermaye yatırmak zorundasın. Tabii bir de yok o kurala, bu kanuna, yok defter karar olacak, yok şu. Ya kardeşim bütün bunları insanlara niye yük ediyorsun? Ne demiş Yüce İslam dini? Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Kur şahıs devletini, hiçbir toplantıya şuna buna, anayasaya, kanuna, kurala. Ayrıca ben şunu da anlamıyorum zaten. Asıl öfkelendiğim yer şurası. Ya kardeşim, sen ey yurttaş, ey aydın sınıfı, ey tüccar, niye bu kadar söylenip duruyorsun ya? İşte bak, sen için bütün kuralları kaldırdık, kurumları kaldırdık. Örneğin, bugün kırmızı ışıktan geçsen, polis durdursa, kırmızı ışıktan geçtin ceza, emin misin dersin? Belki de bugün kalktı bu ceza. Nereden biliyorsun? Yani göreceliliği de getirdik. Böylece kurumsal işleyişte o genişliği de elde ettik. Esnek yani, bir model hocam anladığım kadarıyla. Çok esnek efendim. Yurttaş sıkıldı evde. Örneğin bir salgın var dünyada. Sıkıldı. Sokağa çıkma kararı verdi bilim adamları denilen kişiler. Neymiş? Sokağa çıkmayı da bulaşıyormuş. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Denedin mi? Yani bir deney tüpünü sallamakla bir sonuca varabilir misin ya? Hemen şahıs devleti modeli hayata geçer. Benim gönlüm razı olmaz der. Salar gider. Bu kadar basit. Peki Çetin abi bu işleyişteki yeni bir model mi? Gönlüm razı olmadı modeli. Bu bunun üst versiyonu biliyorsun. Artık bu modern yeni düzende versiyonlar var. Birinci versiyon, ikinci. Bu en üst versiyon. Gönlüm razı olmadı versiyon. Şimdi biliyorsun tarihte Türklerin defaatle devlet gelenekleri vardır. Onlarca, yüzlerce devlet kurmuşuzdur. İşte yufka yürekli devlet modelimiz var.
milföylü devlet yönetimimiz var. Var oğlu var. Bitmez bunlar. Şimdi tabii ben şunu da anlamıyorum Saati. Bunu da senin izin versen sormak istiyorum. Yani hani bizim devlet modelimizin makbul olması gibi, makbul olması için illa şımarık Platon gibi küçücük bir defter mi yazmamız lazım? Kitap mı yazmamız lazım? Allah hayır, hayır, bana ağız vermiş. Söylüyorum kardeşim. İşte, peki sen bu modeli oluşturduktan sonra hangi devletlerle görüştün? Bir kere Duma'ya gitmiştim. Fakat Sayın rahmetli Haydar Baş Duma'da olduğu için beni almadılar içeri. Ben de geldim aslanlar gibi saraya gidip verdim Sayın Reisimize. Bakın görüyorsun tıkır tıkır işliyor. Ya 18 yıldır. Çetin abi senin Rami'deki işletmecilik deneyiminin bir süzgeci diyebilir miyiz şahıs devletine? Tabii canım yani şimdi sanki Marx da aklından yazmamış ki. Liverpool'da bir tur atmış. Yok bilmem Banyo'da bakmış. Herhalde buradan bir hayalet çıkar demiş. Yazmış manifestoyu. Yani illa benim 5 tane üniversite okumam mı lazım ya? Tamam. Hadi ben sana bir örnek vereyim. Ben profesör değilim. Profesör olanları da gördük. Sayın Burhan Kuzu, anayasa profesörü. Ne farkı var benden? Bilakis hocam, bu eğitimi... Tam değil ki çok fazlam var yani. Onu teşekkür ederim kardeşim. Ben de iltifat almak için yapmıştım. Buyurun hocam. Şimdi bak bir de şunu söylemek isterim. Ne diyorduk hocam? Şimdi bu devlet modellemeleri. Yani Allah'ını seversen. Yani Keynes yazacak. Elin Keynes'i. Elin Platon'u yazacak. Efendim benim reisim, benim yurttaşım, benim aydınım yazamayacak mı bir devlet modeli? Yazamayacak mı ya? Soruyorum Saati Bey. Yazacak tabii abi. Bizim kime ne zararımız dokunmuş şahıs devleti kurarken? Kimin toprağına göz koyduk ya? Hocam sana kim yüklendi bu kadar ya? Sinirli görüyorum seni. Kardeşim, benim ecdadım, benim dedelerim yufka yürekli devlet modelini bulmuş. Bugün herkes sokakta faydalanmasını biliyor. Ama cuma akşamı Twitter'da yazıyor. Bu da insanın zoruna gidiyor Saati Bey. Haklısın Çetin. Peki Çetin bu modelle ne kadar hızlanacağız sence? Aşırı kalkınma hızlanacağız. Zaten bizim kalkınacak bir şeyimiz kalmadı. Yeterince kalkındık biz. Arkadakileri bekliyoruz. Bu yoksul çok gelişmiş devletleri bekliyoruz yani. G20 miydi neydi? Onları evet. Bekliyoruz abi. Biz çok ilerideyiz. Bak kanıtı bugün Amerika'da yaşanıyor. Biz hangi modeli ürettiysek bugün bir kuruş telif ödemeden utanmadan bizim modellerimiz kullanılıyor. Nerede Türk aydını? Niye bunu dikkatini çeken hangi telif ihlalleri oldu Çetin bu hafta? Kardeşim biz bu yufka yürekli devlet modelinde zamanında kutsal kitabı halka gösterip gerekeni söylemeyi biz geliştirdik. Kutsal kitabın gücünü biz keşfettik. Senin İncil'in bizden önce gelmişti. Sen niye bugüne kadar İncil'ini göstermedin? Uyanık. Yok öyle bedavadan telif çalmalar. Model çalmalar. Efendim mesela neymiş? Trump efendi dün yazmış. Kiliseleri yakıyor göstericiler. Biz söyledik zamanda camilere giriliyor. Şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Senin kilisen kaç bin yıldır orada. Söyleseydin kardeşim. Utanmıyor musun ya? Komşunun malını çalmaya. Soruyorum Saati Bey. Lütfen. Nerede bu millet? Ayrıca bizim zamanında daha bir sürü biliyorsun farklı farklı modellerimiz vardı. Bütün bunları şimdi saysam programın saati yetmez Saati Bey. İnanın yetmez.
Benim Çetin, dedelerimin bulmadığı hiçbir şey yok zaten. Benim dedelerim ne lazımsa bulmuştur. Bizim kimsenin bulduğuna ihtiyacımız yok zaten. Artık kendi öz kaynaklarımıza biraz güvenelim ya. Bence buyurun. De. Çünkü şöyle bir şey var. Yani hepsini denedik Çetin. Olmuyor. Uyumuyor. Bir yere fazla geliyor, bir yere eksik geliyor. Bizim kendimize has bir şeyler yapmamız lazım. Ya o yüzden biz yerli ve milliyi savunuyoruz. Yoksa millici olduğumuzdan değil. Tabii ki tabii milliciyiz. Canım. O ayrı. Ama bize de yerli lazım. Yerli sistemler. Senin bu şahıs devleti sistemin gibi yerli üreticinin önünü açsalar kim bilir neler üreteceksin daha. Tabii kesinlikle. Tabii biliyorsun şimdi bu koronadan dolayı da bir sürü söylentiler var. Evet, aşı yoluyla bir çip takılacağını iddia ediyorlar insanlara. Niye aşı yoluyla bize çip takıyorlar onu da anlamadım. Zaten çipler cebimizde değil mi onu da bilmiyorum da. Şimdi Allah'ını seversen bırak ya bu saf, bu enayi Avrupalı çipi yollasın bize ya, yüklesin. Ya biz bu adamların nesi varsa alıp kendi malımızı yapmadık mı zaten? Bak bugün adam cep telefonunu, iPhone'unu buldu. Hala kendisi takoz telefon kullanıyor. Biz en iyisini alıyoruz. Niye? Biz alıp kendimiz kılmayı biliyoruz. O bilmiyor bunu. Bırak çip modelleri çıkarsın. Ben zaten gerekli bütün dönüştürme modellerini hazırladım. Böyle ki çipi, işte çip yerleştireceklermiş de. Efendime söyleyeyim. Laboratuvarda bekleyeceklermiş o çipler. Bize yerleştirdikten sonra istediği kişinin kalbini durduracakmış. E durdursun. Ne zararı var bunun? Belki yarın bir gün faydalı şeylerde kullanılabilir bunlar. Öyle değil mi? Yaz bir de kızım, hocam. Bugün şöyle de olabilir. Çıtıktan koçun. Bugün sadece Cengiz'in. İşte dişini fırçalamayan o amcanın. Kalbini durdur kızım diyecek belki. Belki bizim de bu keder dolu hayatımız bitecek. Bunun bana ne zararı olabilir? Bilakis faydası olur. İkincisi, efendim diyelim ki örneğin Oğuz Atay. Durduk yere erkenden öldü. Türkiye'nin ruhu kitabını yazacaktı. Belki bugün yayıncısı, ya dur biz Oğuz Bey'e telif ödemiştik. Kitabı yazmadan gitti. Şunun kalbine bir basalım da geri gelsin. Olamaz mı? Ahmet Uluçay. İki tane film senaryosu vardı. Zavallım çekemeden gitti. Başkasının sırasını ona kullanmışlar. Beyefendi erkeden çekti gitti. Gel kardeşim. Gel. Çok konuşuyordun. Şu senaryoyu yazın, bu senaryoyu yazın. Yok Bozkır'da karpuz kabuğunu yazacaktın. Deniz yıldızını yazacaktın. Deniz kabuğu pardon. Ne kadar çok salladım ya. Gel kardeşim çek bakalım. Alalım senin boyun ölçüsü. Olamaz mı Sadi? Kesinlikle. Kulağa kötü geliyor mu bunlar? Ya bence bir de uyku modu yapsalar çok iyi olur ya kalbe falan. Ya mesela ben çok aşırı kederli bir dönemden geçiyorum. Kalbimi uyku moduna alsınlar. O dönemi hafif, en hafif şekilde atlatayım istiyorum. Tabii. Telefonda oluyor ya uyku modu. Aynen. Yap kardeşim. Yap. Seni tutan mı var ya? Yap. Biz alacağız. Sen mal getir bize. Bizde alıcı çok. Çipte ama de korkulacak bir şey yok diyorsun yani abi. Hiçbir şey yok abi. Neyi var ya? Keşke gelse de. Şimdi düşün yani. Teknoloji çağındayız. Belki bu kiralık katillikler şunlar bunlar dönüşecek, yeni bir dünya düzenine geçecek. Kesinlikle. Peki Çetin abi, Yunan şarkıcı Alexiou müziği bıraktığını açıkladı. Sesini yetersiz gördüğünü. Bir şeyi en iyi şekilde yapamayacaksam sürdürmenin anlamı yok diye bir açıklaması oldu. Ama tabii ona tokat gibi cevabı kim verdi? İstersen sen bahset ondan, tokat gibi cevaptan. Sayın Ertuğrul Öztürk bugün köşesinde yazmış. Neden bırakıyorsun müziği ya? Asıl şimdi söylemek lazım. Çünkü bizim müzisyen biraz enayi ya. Bak olmuyor, sesim artık yetmiyor, ben bırakayım. Ya biraz İbrahim Tatlıses'ten ders al be kardeşim. Bakın İbrahim Bey'in bu kadar çektiği çile cefaya rağmen hala müzik yapmak istiyor. Hadi onu olamadın.
Ya bari Teoman gibi. Tamam bırak ama. Bırakma. Bırakıyormuş gibi yap ama bırakma. Tekrar dön gel git. Ayrıca kim senden çok iyi şarkı istiyor ki? Yap kardeşim malın satıyorken. Bak bizim gazetecilerimiz gazeteci aslanlar gibi yapıyor her iktidar döneminde. Demek ki mal gidiyor yani. Öyle değil mi? Kesinlikle ya, bir kere dükkan dönüyorsa dükkan kapatılmaz. Tabii canım. Yani dönen çark durdurulur mu ya? Tabii canım, sen kirasını, stüdyo kirasını ödüyorsa senin şarkı söylemen, ne bileyim mikrofon parasını ödüyorsa o dükkan sürdürülmek zorundadır. Bir kere bizim kapitalizme bir borcumuzdur ya. Hem sen bağ kurulusu musun, SGK'lı mısın? Emekli oldun mu? Ya bir garantin var mı? Mülkün var mı kirada? Akarın var mı da müziği bırakıyorsun? Kenara 3-5 bıraktın mı? Ha. Ara İMC'ye sor. Abi benim albümler gidiyor mu? Milletten şikayet var mı? İade var mı? Yoksa devam et. Sen kendine mi söylüyorsun da bu kararı alabiliyorsun ya? Bak Ertuğrul Özkök'e. Hayır, bir de Çetin abi. Ya şöyle bir sorumluluk da yüklüyor bize. İşini iyi yapmayan yapmasın diyor. E biz ne yapacağız kardeşim yaşlanınca? Biz taş mı diyeceğiz ya? Aslında yani bütün bunları gerçekten Batı'nın da şımarıklığına veriyorum. Neymiş? Çok iyi yapabilince yapıyormuş. Ya kardeşim böyle şey olur mu ya? Gemi yürüyorsa dalgaya mı taşa mı denk gelmiş? Yürüyor işte boş ver. Hocam eğer çok iyi yapılan şeyler bir tek olsaydı hayatta et döner yemezdik biz. Tabii canım. Bir ya da Benim iki yer yapabiliyor iyi çünkü. E ne, iyi yapamayanlar ne yapacak? Kapatacak mı dönercilerini? Yok, onu da yiyoruz. ya bu ülkede içinden döner çıkmayan döner ekmek satabiliyorlar ya. Bunu başarıyor adam. Ne var yani? Hocam benim dönerimden bir kere otogarda şey çıkmıştı, demir çıkmıştı. Bu döner kesme aletinin demirini düşürmüşler. Hı. Bayağı o demiri ağzımdan çıkardım yani. E ne Kardeşim oldu? sen Biz yine otogarlarda döner yemeye devam ettik. benim bu müzisyen dostuma şöyle bir önerim var. Sen bir gel kardeşim. Şu gün gören sana istese bir hafta kal da bak bakalım iyi bir şey yapamadan nasıl 40 yıl esnaflık yapabiliyorsun? Nasıl marangoz olabiliyorsun? Nasıl demir doğramacı olabiliyorsun? Yap kardeşim. Olmuyorsa iade alırsın ya. Ya onu bırak. Nasıl çay demleneceğini bilmeden yıllarca çay ocağı işleten adam var ya burada. Bu kadar basit ya. Onlar da aç mı kalacaktı yani? Ya sadece bu Yunan şımarık, bu Yunan var ya, bunların dedeleri felsefeyi bulmuş. Bunları şımartmış da şımartmış. Ya kardeşim, senin felsefen varsa bizim de felsefemiz var. Gel açalım arşivleri. Kimin felsefesi daha iyi ya? Yok, buna da yok. Bundan da korkar bunlar. Gel açalım şu arşivleri. Bak bakalım kimin felsefesi daha iyi. Açmazlar. Açmazlar kardeşim. Evet, Benim açmazlar. ecdadım felsefesinin de en iyisini yapmıştır. Zaten sana şunu söyleyeyim bak. Bugün Yusuf Yerkel Beyefendi'yi biraz kınadım açıkçası. İşte tutmuş bir tane Alman kıytırık felsefeciden örnek veriyor. Ya Yusuf sen zeki bir adamsın ya. Senin ecdadının bir sürü felsefesi var. Uçan tekmesi var, kaçan tekmesi var. Yerdekine bir tane sen vuracaksın. Felsefesi var. Sen bunları okumuyor musun Yusuf ya? Bak adın da Yusuf yani. Korkmasını bileceksin, okumasını bileceksin. Ama biz bunları kime söylüyoruz ben anlamıyorum ki. Anlatıyoruz. Beyler ağalar gidip Batı'nın, gavurun, uyduruk matematiğine, felsefesine merak salıyor. Maalesef. Sonra da reisi yanlış yönlendiriyorlar. Efendim yok yok sokağa çıkma yasağı olsun. Yok efendim bilmem Trump'a şu olsun bu olsun. Ya benim reisim sokağa çıkılıp çıkılmayacağına karar veremiyor bu da. Sen gecenin yarısında sokağa çıkma yasağı kararı veriyorsun ya.
Sen kim oluyorsun ya? Biz bu memlekette şahıs devleti diye bir nizam kurmuşuz ya. Sadece'm artık bunlara sinirlerim dayanmıyor. Zoruma gidiyor, zoruma. Çetin abi, umarım bir gün gerçek değerin anlaşılacak. O gün G20 değil, G100'lerin bile başında biz olacağız, merak etme. Kesinlikle kardeşim, olması lazım artık. Hocam ayrıca bir 20 ülkede biz toparlayıp T20 yapalım ya. Yok, biz şey kurmuştuk da fazla devlet toparlayamadık. D6 evet. Mıydı? D5 miydi? Evet. İyi bir şey. Sayın Erbakan'ın projesiydi. Ya. Bir de Sayın Erbakan'ın projesi vardı hatırlarsan. D7'ler. Tabii. Ya bir kere biz her zaman çok zeki bir milletizdir. Şimdi işin yok, kalk git. Onunla kulis yap. Bununla diplomasi yap. Topla ayda. Yok yatırım atı. Yok o söz istedi. Kongrede konuşamadı. Hemen bir tane affilli bir felsefe üreteceksin abi. Dünya beşten büyüktür diyeceksin. Ne kongreye, ne devlet toplamaya, ne G5'e, ne G20'ye gerek kalmayacak. Dünya beşten büyüktür. Gönder. Gönder kardeşim. Gönder ya. Peki Çetin abi. Teşekkür ediyoruz. Bitti mi hocam? Bu kadar bitti hocam. Konular da bitti. Allah Allah. Bittiğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.